Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bugün döngüler konusunu işleyeceğiz. Döngüler arkadaşlar, şöyle söyleyebilirim ki, basit bir örnek vermek gerekirse. Mesela lütfen yere çöp atmayınız yazısını 100 kere yazdırmak istiyorsunuz. Alt alta 100 kere lütfen yere çöp atmayınız yazarsanız hem 100 satır kod, yani gerçekten de çok gereksiz ve her işi tekrarlıyor. Yani tekrarlayan bir iş var. Tekrarlayan bir şey biz daha kısa, daha basit çözümlerle yapabiliyoruz. Bunları yapmamızı sağlayan şeyler de döngüler. Şimdi döngüler en önemlileri while ve for döngüleridir. While döngüsüne şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar, eğer bir döngünün çalışması belli bir şarta bağlı gerçekleşiyorsa bunu biz while döngüsüne yapıyoruz. Ne demek istiyorum? Şimdi yazı dizimi şöyle. While parantez içerisinde bir condition var. Yani bir durum var. Bu durum doğru olursa eğer bu parantezimizin, kıvırcık parantezimizin içerisindeki şeyi çalışacak. Kod bloğu çalışacak. Şimdi şöyle bir örnek verince daha iyi anlaşılacağını umuyorum. Şimdi i diye bir değişken tanımladık. Sıfır değerini atadık. Bu i değişkenini şöyle bir döngüye sokuyoruz. While diyorum. İ küçüktür 3 oldukça ne yapacak? İ'yi ekrana yazdır ve onu da sonra 1 arttır. Bakalım. İ geldi 0. Küçük mü? 3'ten evet. 10 ekrana yazdırdı. 0. Sonra 1 arttırdı. 1 arttırdı. 1 küçüktür 3 mü? Evet. 1 ekrana yazdır. Bakın oldu. Ondan sonra 1 geldi. 2 oldu. 2 3'ten küçük mü? Evet. Onu ekrana yazdır. Evet. 2 geldi. 2'yi 1 arttırdı 3. 3 3'ten küçük mü? Hayır değil. O yüzden bu döngüden çık. Evet arkadaşlar. Basitçe kısaca mantığı bu. Tekrarlayan kod satırı. Yani her seferinde 3'ten küçük olan sayıları alt alta yazmaktansa bunu bir döngüye şey yap. Yani 3 burada küçük bırakalım. Bunun 100 olduğunu düşünün. Nasıl işi kolaylaştırdığını tahmin edebiliyorsunuzdur. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer ben burada i'yi hiç arttırmasaydım, i her zaman 3'ten küçük kalacaktı ve bu döngü sonsuz bir kısır bir döngüye girecekti. Bu yüzden bizim browserlarımız donacaktı ve bunu engellemek için de yanıt vermeyip kesecekti işlemimizi. Bu yüzden de bazen döngülerimiz sonsuz böyle kırılırsa falan, fonksiyon yazarken böyle birden kendini kaybederse anlayın ki orada bir sınırsız döngüye giren bir şey var. Ondan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Yani buradaki while aslında şöyle şey diye düşünmeyin. Yani sadece böyle bir kıyaslama olacak diye düşünmeyin. Şu alttaki bir örnek var. İ eşittir 3, while i 3 olunca diye çalışacak diye düşünmeyin. İ eşit 3 demek değildir bu. İ 3 o 3 şart 3 demek şu demek. 3'ün değeri vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz her şeyin bir boolean değeri vardı. True ve false değerler vardı. Bundan çok bahsettik. 3 değeri boolean olarak true değerine sahip olduğu için içindeki kod bloğu çalışır. Şurada da aslında sıfır küçüktür 3 true değeri döndüğü için çalışır arkadaşlar. Aynı şekilde 3 de bir truity değerini hatırlatalım. Boolean, bakın 3 yazarsam true, 2 yazarsam true, 1 yazarsam true, 0 yazarsam false. Peki -100 yazarsam true. İlginçtir. Yani eksi değerlerin false olmasını bekleyebilirsiniz. Öyle bir beklenti olabilir. Ama gördüğünüz gibi 0 false ama -100 bile true. Geliyorum tekrar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 ile geldim. True olacak. Çünkü 3 true bir değer. Onu ekrana yazdırdı. 3. Sonra aşağı geldi. Onu bir azalttı. 2. Evet o da true bir değer. Ekrana yazdıracak. Sonra aşağı geldi. Bir azaldı. 1. Onu da 1 true bir değer. Onu da ekrana yazdır. Sonra 1 çıkar 0. 0 false bir değer olduğu için ne yapacak? Çıkacak. Döngüden çıktı. Şimdi eğer diyor bir satır kod varsa onu kıvırcık parantez koymayın diyor. Gerek yok diyor. Ama bence koyun arkadaşlar. Çok bir şey değil. Do while döngüsü arkadaşlar. Do while döngüsü çok sık kullanılmıyor ama mantığı şudur. Yani bu şartın sağlanıp sağlanmamasına bakılmaksızın bir döngünün bir kere harekete geçmesini istediğinizde, en az bir kere çalışsın istediğinizde
Do while ile yapıyorsunuz. Yani burada do yap, sonra döngüye bak diyoruz. Yani sadece bir kere çalışmasını istediğimiz, ne olursa olsun şart çalışıp çalışmadan, şartı bakmadan bir kere çalışmasını istediğimiz fonksiyon budur. İyi sıfır ata, onu bir kere ekrana yazdır, sonra arttır, sonra şarta sok. Çok sık kullanılmadığı için üstünde durmayı çok istemiyorum arkadaşlar. Şimdi while döngüsünü anladığımız şey, bir şart olması gerektiği, bu şartın illa kıyaslama olması gerekmediği, bu şartın içerisinde true olduğu zaman bu fonksiyonun çalışacağını, düzeltiyorum, bu döngünün çalışacağını unutmamanız. For döngüsü diye bir diğer önemli döngümüz. Bakın yazı dizimi de şöyle, for yazıyorsunuz, parantez içerisine başlangıç ifadesi, noktalı virgül, şart, noktalı virgül, step, sonra kıvırcık parantezleri açıyoruz ve döngünün gövdesi. Şöyle bir örnek verdiğimde daha çok iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şeyi şurada bahsedeyim. Başlangıcı let i eşittir 0 diye tanımladınız. Artık i'nin 0'dan başlayacağını biliyoruz. Başlangıç bu. Sonra i küçüktür 3 diyor. Şimdi 0 ile başladı. 0 küçüktür 3 mü? Doğru. Bu şart sağlandı. Yukarıda ne yaptık? Şart sağlayınca kod bloğuna girdik. Sakın 1 arttırmayın. Yani bu 1 arttırmak bildiğiniz gibi. Bir arttırmayın. Ne yapacağız? Hemen kod bloğunu çalıştıracağız. O ne demek? Ekrana yazdır demek. Ekrana yazdırdık hemen. Ondan sonra bir sonraki adım. Bir arttıracağız. Şimdi başlangıca tekrar bakmamıza gerek yok. Bir üçten küçük mü? Evet. Direkt kod bloğunu çalıştır o zaman. Biri yazdır. Ondan sonra bir arttır. Bir sonraki adıma kod bloğunu çalıştırdıktan sonra geçiyoruz. İki oldu. İki üçten küçük mü? Evet. Onu yazdır ve 1 arttır. 3 3'ten küçük mü? Hayır. O zaman çık. Burada önemli olan noktalardan biri sıralamanın bu şekilde gittiği. Yani yan yana gitmeyecek. Şart başlangıç aşı hazır da verildi. Sonra siz bunu 3'ten küçük olduğu şartı sağlandığını gördüğünüz anda kod bloğunu çalıştırıyorsunuz. Burada diye bir diğer önemli nokta. Şurada hep 1-1 mi artacak? Hayır. 5-5 de arttırabiliriz. Mesela çalıştırayım. Şimdi sıfırdan başlıyor. Şunu değiştirelim. 30'dan küçük sayılar. 30'dan küçük sayılardan. Şöyle. Şimdi aklınıza şöyle gelmiş olabilir. Artı 2 diye düşünmeyin. Artı 2 diye düşünmeyin. İfadesi şu. İ'yi bir önceki değerinden 2 fazlalaştır. İ artı eşittir 2. Burayı unutmayın arkadaşlar. İ artı eşittir 2 yapacaksınız. 2 2 artmasını istiyorsanız. Ama ben hani daha şey olsun diye 5 5 arttırmak istiyorum. Ve bakalım ekranı neler yazdıracak. Çalıştır diyoruz. 0 yazdırır. Çünkü 0 ile başlıyor. 0 30'dan küçük. Ondan sonra geldi 0'ı yazdırdı. Sonra ne yapacak? 5 artacak. 5 yazdırdı. 5 çünkü 30'dan küçük bunu yazdırdı. Sonra 5 arttıracak. 10. 10 şartı sağlıyor mu? Evet. Hala sağlıyor. Evet. 10 oldu. Ondan sonra bir sonraki adıma geçti. 5 arttır. 15. 15 30'dan küçük mü? Evet. 15'i de yazdır o zaman. 15 sağladı. Ekrana yazdırdı. Ondan sonra bir sonraki adım 5 arttır. 20 30'dan küçük mü? Böyle 20 25 30-30'a eşit olduğu için bu döngüden çıkacak. Umarım bu kısımda anlaşılmıştır. Şöyle yaklaştırırsam eğer. Yaklaşmıyor sanırım. Tamam. Görüyorsunuzdur umarım. Burası önemli arkadaşlar. Adımların sadece birerli birerli olmayacağını anladık. Kod satırının nasıl işlediğini anladık. Şarta bakıp kod bloğu. Kod bloğundan sonraki bir sonraki adım. Bu önemli. Şimdi arkadaşlar şu kısım da önemli. Biz let değerini yani başlangıç değerini döngünün içerisinde tanımlarsak ne olur? Dışında tanımlarsak ne olur? Şimdi içinde tanımlarsak arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi artık bunun ne yaptığını biliyorsunuz. 3'ten küçük sayıları birer arttırarak yazdırıyor. 0, 1, 2, 3 başlangıçtan itibaren. Peki 0, 1, 2 yazdırdım. Ondan sonra alta bakıyorsunuz alert i demiş. Error vermiş. Neden error vermiş olabilir? Çünkü biz bu i'yi döngünün içinde tanımladık. Köşeli parantezin dışındaki şeyler döngü dışıdır. Yani döngü dışının i'den haberi yok. Çünkü bu döngü içine özel bir değer. Dışında herhangi bir şey olabilir ama yani döngünün içinde bundan haberi yok. Bakın şurada ne oluyor? Burada daha iyi anlayacaksınız. 0
Gördüğünüz gibi tanımlanmış. Başlangıçta sıfır değerini alıyor. Sonra E eşittir sıfır yazıyoruz. Hatırlarsanız led değerleri sonradan değişebilen değerleri tanımladığımız şekliyle konst vardı. Sabitti o. E eşittir sıfır diyoruz. Tamam. E işte 3'ten küçük oldukça 1 arttır, 1 arttır. Tamam. Ama baktığınız üzere 0, 1, 2, 3 yazdırdı. Altta alert E yazdırdı. 3 demiş. Neden? Şimdi arkadaşlar 2'yi yazdırdı en son. 3 oldu mu burada? Sonra hani kod bloğu çalıştıktan sonra adım attırdı. 3 oldu. Ama baktığınız gibi şartı sağlamadığı için döngüden çıktı. Ama E'miz hala 3. Hafızada tutuluyor. Sonra değer ne oluyor? E'yi yazdırıyor. 3 yazdıracak haliyle. Yani 0'ı başlattım. Onu bir işleme soktum. Son değerini de yazdırdım. Böyle bu şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle bir basit bir şey anlatmak gerekirse. Arkadaşlar E'yi burada tanımladım ama başlangıcı ben 1 seçebilirim. Yani başlangıcı değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi 0 artık yazmaz. 1'den başlar. 2'yi yazdırır. Döngüden çıkar. Ve 3'ün en son halinde en alttaki E'den şuradaki E'den yazar arkadaşlar. Umarım burayı anlamışsınızdır. Kapatayım şurayı. Bazı kısımlar atlanabilir diyor. Bu kısmı anlatmak istemiyorum. Atlanabilir kısımlar evet var. İşte şunu burada tanımlarsam şuna gerek yok falan diye. Ama ben şiddetle sinteksi tam olarak yazmanızı isterim. Aradaki noktalı virgüle dikkat ederek sinteksi yazın. Hiçbir part atlamaya gerek yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Break. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. 0 ile 99 arasında sayı tahmin etme oyunu oynuyoruz. Ve tek tek sayıları deniyoruz. Hangi sayı istediğimiz sayıymış. Şimdi farz misal sayımız 40. Şimdi 39'a kadar denedik ve 40'a geldiğimizde 40'ı bulduk. 41, 42, 43'ü denemeye gerek var mı? Yok. Biz zaten istediğimiz sayıyı bulduk. O zaman onun o döngüden çıkması gerekiyor. Yani son illa 0 ile 99 arasında bütün sayıları yazmaya gerek yok. İşte bu gibi zamanlarda bizim döngümüzün illa son değeri yani şart sağlanamayacak değere kadar işlemesini istemiyoruz. Bir anda bizim için tamam yeterli dediğimiz zaman onu break ile kullanıyoruz. Şimdi onun daha iyi anlaşılmasının şöyle bir örnek var arkadaşlar. Şimdi let e'yi 0'a yazıyoruz. Yani for'dan sonra gösterdiğim için bu break'i aklınızda şöyle bir şey kalmasın. Break sadece for döngülerinde kullanılır. Hayır. Bütün döngülerde kullanılır. 0 geldi. While e küçüktür 6 olduğu zaman diyor ki kod bloğu çalıştır. Peki e küçüktür 6 mı? 0 küçüktür 6 mı? Evet. Kod bloğu bir çalışsın. Kod bloğunun içinde ayrı bir döngüye sokuyor beni. O döngü ne? Ayrı bir şarta bağlıyor beni. Ne o? Eğer diyor i 3 eşitse döngüden çık. Döngüden çık. Değilse i'yi 1 arttır. Bakın i'yi 1 arttır. I önceden 0'dı. 1 arttır. i'nin yeni değeri 1 oldu. Biliyorsunuz atamalar sağdan okunur. Hatırlarsanız önceki derslerden sağdan okunur. i'yi 1 arttır. Devam ediyoruz. Bir sonraki adım. i'yi 1 arttırıyoruz. Çünkü şart hala döngü daha çıkmadı. Çünkü döngü hala dönmek zorunda. Çünkü şart sonlanana kadar o bu döngü kendi içinde devam edecek. 2 oldu. Kod bloğu çalışıyor. 2 3 eşit mi? Değil. Break olmayacak, çıkmayacak. 1 arttıracak. Şimdi gördüğünüz gibi 2 idi. 1 arttı 3 oldu. İyi 3 oldu. Geliyorum burada. Eğer i eşittir 3 ise fonksiyondan çıkacak. Hiç bir daha artmayacak. Düzeltiyorum. Döngüden çıkacak. Hiç bir daha artmayacak. Çünkü buraya hiç ulaşmayacak bu kod. Buraya hiç ulaşmayacak bu kod. Ve o zaman RAM dediğimizde yani çalıştı dediğimizde en son göreceğimizde 3 olur. 3'ten sonra yani 4'e 5'e hiç gerek yok arkadaşlar. Bu önemli. Umarım anlamışsınızdır. Break bu. Break'in tam tersi de continue. Devam et. Yani bu şart oluyorsa sen o değeri atla bir sonraki değere yaz. Eğer şurada bir örnek var. Umarım güzel anlaşılır. Continue manasında. Şimdi sıfırdan başlıyor. Ona kadar şeyler var. Sayılar var. Biri bir arttırıyor. Şimdi sıfır geldi. Sıfır şartı sağlıyor mu? Sağlıyor. İçine giriyoruz. Sıfır ikiye bölümünden kalan sıfır mı? Evet. Yani sıfırın ikiye bölümünden kalan sıfırdır. Devam et. Devam ettim diyor. Yani hiç alttaki şarta hiç bakma. Devam et. Tamam.
bir arttırayım o zaman. Hani bir sonraki adım arttırma. Tamam. Bir şartı sağlıyor mu? Sağlıyor. Aşağı yani. Birin ikiye bölümünden kalan sıfırım hayır bir. Devam etmiyor, çalışmıyor o zaman. Alert bir yazdırdım. İkiye bölümünden kalan sıfır demek zaten çift sayılar demek. Çift sayıları yazdırma, tek sayıları yazdır dersek bu şekilde yaparız arkadaşlar. Buna da continue diyoruz. Continue. Umarım bunlar önemli. Altta bazı şeyler var. Aslında çok önemli olduğunu düşünmediğim için atlıyorum bunu. Özetler ve görevler var. Bu görevlere gelip arkadaşlar yapın, eliniz gitsin. Siz eğer bir yani koda kendinizi vermiyorsanız ya da yazmıyorsanız kod eminim çok aklınızda kalmayacaktır. O yüzden gelin arkadaşlar birlikte kodlayalım. Yani birlikte çalışın, elinizi kirletin ve eminim daha sıkı öğreneceksiniz. Continue bir örnek daha vermek gerekirse eğer şöyle. Zaten bu aslında bu örneği vermeye gerek yok. Bir an önce verdiğim örnek anlaşılır. Çok vaktinizi almayayım. Bu sayfayı da kapatıyorum. Bir örnek yapmak istiyorum. Sizin için bir örnek hazırladım arkadaşlar. Bu örneği de size şey yapacağım. Aşama aşama anlatacağım. Şöyle yapayım. Kodun okunurluğu artsın diye arada boşluklar bırakıyorum. Şimdi total diyelim. Eşittir. İyi diyelim. Eşittir. Şimdi burada ne yapmaya çalışıyorum arkadaşlar? Buradan anladım. İlk önce total diye bir değer tanımladım. Birden 0'dan 10'a kadar olan çift sayıların toplamını bulmaya çalışıyorum. Bakın bir matematik sorusu gibi 0'dan 10'a kadar olan çift sayıların toplamı. Peki geliyorum iyi eşittir başlangıçta 0. Sonra bunu sağlıyor değil mi? Gördüğünüz gibi 0 10'dan küçük ve kod bloğu çalışsın. Total artı eşittir iyi ne demek? Aslında şu demek hepinizin bildiği gibi. Total eşittir total artı i. Total eşittir total artı i'yi biz total artı eşittir i diye yazdık. Total artı eşittir i diye yazabiliyorduk hatırlarsanız da. Böyle yazdım da herhalde daha iyi anlaşılacak seviyede ama şu yazı dizinlerine alışık olmakta fayda var. Peki bir sıfır geldi. Tamam. Sıfır. Total şu an sıfır. İyi de sıfır. İyi de sıfır. O yüzden şu an total sıfır. Tamam. Sonra iyi ne olacak? İki artacak. Çünkü kod bloğu çalıştıktan sonra bir sonraki adım. İyi artık iki. İyi artık iki. Buraya geldi. İyi ondan küçük mü? İki ondan küçük mü? Evet. O zaman total artı 2 kod bloğu çalışacak. Total 0'da. İyi artık 2, total artık 2. Total artık 2. Kod bloğu çalıştığı için bir sonraki adıma geçebiliriz. Onu da 2 arttıracağız. 4 olacak. Şimdi arkadaşlar şunu anlamanızı istiyorum. Atamalar sağdan yapıldığı için 0 artı 2, 2 olur. Totalin artık yeni değeri 2'dir. Bunu unutmayın. İyi 4 oldu. 4 ondan küçük mü? Evet. Geliyorum buraya. Total 2 idi. İyi 4 oldu. O zaman totalin yeni değeri 2 artı 4'ten 6. 6. İyi ne olacak? İyi de 6 olacak. İyi 6. Tamam. Hani 6 10 değerini sağlıyor mu? Elbette sağlıyor. 6 küçüktür 10. O zaman total 6. İyi de 6. O zaman total değer 12. İyi artık bir sonraki adım kod bloğu çalıştığı için 2 artacak. 8. 8 ondan küçük mü? Evet. Total kaçtı? 12. İyi 8. Total artık 20. İyi kaç? 10. 10 küçüktür 10 mu? Değil. Artık burası ne olacak? Çalışmayacak. Şurayı kısmı siliyorum artık. Çalışmayacak ve döngüden çıkacak. Console.log total diyerek de ben bunu konsola yazdırıyorum. Şu kısmı
anlamayabilirsiniz. Ama ben sadece sonucu kısaca görmek için yapıyorum. Bu kodu çalıştırdım. Bakın 20 sonucunu burada görüyoruz. 20 sonucunu şurada gördük. Umarım bu örnekte faydalı olmuştur arkadaşlar. Döngüler gerçekten çok önemli. Anlamanız önemli. Bu ders anlamadıysanız başka videolar izleyebilirsiniz. Oldukça basitleştirmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yani döngüleri anlamanız cidden çok önemli. Gelin burada işte görevleri yerine getirin. Daha çok anlamaya çalışın. Umarım anlamışsınızdır. Anladığınızı umuyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Daha bizimle kalın diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.